Eylül ayında kilit açılışı gerçekleştirecek olan tokenlara bir göz atacağız. Bunların meblağı ve aynı zamanda token geneli hakkında konuşacağız. İçlerinde özellikle Hedera gibi en sevdiğim tokenlardan bir tanesinin projelerden birinin bulunması, nitekim Fed ortaklıklı bir proje olması da önemlidir. Eylül ayında 7 altcoin'de yüklü token kilit açılışları var. İşte listesi ve günleri. Eylül ayına girerken kripto para piyasasında bazı altcoin'lerde önemli miktarlarda token kilit açılışları yaşanacak. Unlock meselesiyle alakalı daha önce de konuştuk. Unlock dediğimiz nokta, eğer uzun vadede bir projede tabii ki çok fazla arz artırılırsa enflasyon kesinlikle kaçınılmaz olacaktır ve bu gibi projelerden uzak durmanız gerekir. Buna delalet olarak da GameFi üzerinde çok fazla bu token'ın kendi coin'ini ödül olarak dağıtması ya da herhangi bir platformda çok fazla ödül olarak dağıtması, faiz oranlarının, staking oranlarının çok yüksek olması ya da bunun bir kredi ve borç verme platformunda bulunup yine kendi coin ile ödüllendirme gerçekleştirmesi gibi olaylar örnek verilebilir. Bunun aksine bu tarz coinlerin çok fazla unlock yaptıkları takdirde ekseriyetle ilk boğa sezonlarını bunlar iyi geçirirler. Böyle söyleyeyim ama sonrasında patlarlar. Bu da birazcık legal Ponzi diyebileceğimiz bir duruma işarettir. Eylül ayına girerken diyor bazı şeyler yaşanacak falan filan kilit açılışları diyor. İşte Eylül ayında en büyük token kilit açılışı görecek coinler. Tamam. Hedera diyor, yani Hebar, 1 Eylül'de toplam arzının yüzde, bu arada Hebar'la alakalı daha önce de konuştuk. Hedera çok güçlü bir projedir. Benim şu an favorilerimden bir tanesidir Hedera projesi. Blockchain alanında çok çok iyidir. En son Volkswagen'le yapmış olduğu işbirliğinin hemen üzerine ABD FedWatch'la bir ortaklık ve işbirliği gerçekleştirerek aslında Fed tarihinin ilki olarak bir kripto para projesiyle ortaklık kurdukları gözlemlenmiştir. Peki. 1 Eylül'de diyor toplam arzının %3,5'unu oluşturan 1,15 milyar token'ın kilidini açacak. Kilidi açılan tokenlar mevcut piyasa fiyatıyla yaklaşık 61,27 milyon dolar değerinde, %3,5'luk bir kısım. Yani öyle aşırı aşırı bir şey değil tabii ki. Dediğim gibi Hebar iyidir. Coin fiyatlarına etkisi açısından, yani şu anda fiyatlar zaten düşüyor. O yüzden bunu bir kere bilmek gerekiyor. Hani fiyatlar zaten geri çekildiği için bu noktada o falan demenin anlamı yok. Zaten her altcoin düşer. Tamam mı? Ama çok fazla bu temelli etkileneceğini zannetmiyorum. Kilde açılacak bir sonraki token Sui. Sui 3 Eylül'de toplam arzının %5'ini oluşturan 35 milyonun tokenla kilidini açacak. Kilde açılan tokenlar mevcut piyasa fiyatıyla yaklaşık 17,6 milyon dolar değerinde. Sui'yi hiç sevmem. Hiç hoşuma giden bir proje değildir. Beğenmiyorum. Çünkü enflasyona tabi bir projedir. Sırf Binance'a kendisini yamayabilmek amacıyla yüksek arzla girmiş ve Binance'ın eline çok fazla token vermişlerdir. Hem Binance boyuna satacak. Bunlar da bir yerden arzı köklüyorlar. Şu anki mevcut açılış çok yüksek olmasa da uzun vadede çok başları ağrıyacak. ImmutableX 9 Eylül'de toplam arzın %1,6'sını temsil eden 18 milyonluk kilit açacakmış. Bu da yaklaşık 10,5 milyon dolar değerindeymiş. ImmutableX'i severim, IMX. Bence sezonluk portföyde yer edebilecek iyi bir projedir IMX Coin. İkincisi, gerçekten de IMX'in, yani daha doğrusu ImmutableX'in stratejisini beğenirken mevcut kilit açılışı da çok yüksek değil. O yüzden bu vakitlerde de öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Listede 4. sırada APT bulunuyormuş. 12 Eylül'de toplam arzın %2'sini, yani 4,5 milyon APT açacakmış. Bu da 26 milyon dolar değerindeymiş. APT, Aptos sevdiğim bir proje değildir.
sezonluk, yani bu sezon içerisinde yükselişler yaşayabilir ama daha iyi seçenekler sezonluk anlamda da mevcuttur. Aptos projesi görece özgün çalışmamakla birlikte aynı şekilde çok yüksek bir enflasyon, potansiyel enflasyon ihtimali vardır. O yüzden desteklemiyorum. Tıpkı şimdi okuyacağımız gibi Eylül ayında yüklü miktarda kilit açılışı Eyüp'ten de gelecekmiş. 17 Eylül'de toplam arzın %11'i, yuh, 40,60 milyonluk kilit açacakmış. Bu da 60 milyon dolar değerindeymiş. Tam bu harbiden vakti geldiğinde fiyat paritelerine etki edebilir. Tabi duruma göre değişir. Mesela kısa vadede piyasa yükseliyorsa kilit açılışı Eyüp'e pozitif bir etki verebilir. Çünkü anında bu mal boşaltımı talep görürse normal olarak, ama piyasada olumsuz bir hava varsa fiyatlarda düşüş gözlemlenebilir. Eyüp'ü de beğenmiyorum. Tıpkı APT'yi beğenmememdeki sebeplerden gibi. DYDX açılacak 6. tokenmış. 26 Eylül'de toplam arzın %3,7'sini açacakmış. 6,5 milyon tokenmış bu. Ve 14,34 milyon dolara tekabül ediyormuş. Bu arada bu kadar uzun bir cümleyi kısa bir şekilde anlatıyorum. Bence bayağı pratik yani. Şöyle DYDX, dediğim gibi benim DYDX'ten sezonluk beklentim yüksek. Bu sezon portföylere ben bayağı yakıştırıyorum DYDX'i. Uzun vadede DYDX de enflasyona kapılır ama. O yüzden varın gerisini siz düşünün. Mevcut meblağ vakti geldiğinde böyle çok fazla parite etki edebilecek boyutta bir meblağ değil. Onu da dile getirelim. Kilidi açılacak son token Optimism'miş. OP 30 Eylül'de %3,37'ye denk gelen toplam arzın kilidini açıyormuş. Bu da 24,16 milyonmuş ve 35,5 milyon dolar parite 35,5 milyon dolara tekabül ediyormuş. Optimism Coinbase ile ortaklığı olan bir projedir biliyorsunuz. Bir katman 2 projesidir ve bence çok başarılı bir projedir. Hatta Polygon'dan bir takım uygulamaları kendine çekmeyi bile başarmıştır. Bu sezon OP'den beklentim çok yüksek. O yüzden portföylere yakıştırıyorum tıpkı DYDX gibi. Ama OP'yi de uzun vadede enflasyona kapılacak projeler, altcoin'ler listesine koyuyorum. Farkındaysanız uzun vadede enflasyon ihtimali olan çok fazla proje mevcut piyasada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.